Merhaba, indiksiyon konusuna bir soru çözüm videosuyla nokta koyacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. İletken halka şeklindeki tel, şurada gördüğünüz halkadan bahsediyor. Şekil birdeki gibi sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru olan değişken manyetik alanda bulunmaktadır gördüğünüz gibi noktalarla ifade edilmiş, ekrandan dışarıya çıkan bir manyetik alan içerisine konulmuş. Diyor ki halka içinden geçen manyetik akının zamanla değişimini veren bir grafik var yan tarafta. Akı önce artmış sonra azalmış ve sıfır olmuş. Buna göre tel halkada oluşan indüksiyon akımının büyüklüğünü 0T zaman aralığı için, T3T zaman aralığı için bulup oranlayacağız. Yani i1 bölü i2'yi bize soruyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu telde herhangi bir güç kaynağı falan bağlı değil. Ama biz burada kendi kendine dolaşan bir indüksiyon akımı oluşturabiliriz. Nereden biliyoruz oluşturabileceğimizi? Çünkü Faraday diyor. Faraday yasası der ki eksi delta fi bölü delta t. Bu ne demek? Siz kapalı bir sistemde bu halka gibi bir sistemde akı değişikliği yaratabilirseniz orada bir indiksiyon EMK'sı oluşturursunuz. Yani orada bir pil varmış gibi bir potansiyel fark oluşur. Dolayısıyla o potansiyel fark da orada bir indiksiyon akımının dolaşmasını sağlayacaktır. Peki akı ne demekti? Onu da hatırlayalım. Akı dediğimiz şey b, a, cos, alfa idi. Bunlardan biri değişirse akı da değişecektir. Şimdi buradaki kosa alfa değişmiyor. Neden değişmiyor? Çünkü manyetik alan duruyor. Artacak azalacak o başka mevzu ama dönmekle ilgili bir problem yok. Açı değişmeyecek. Aynı şekilde buradaki tel de olduğu yerde duruyor. Herhangi bir dönme olayı yok. Dolayısıyla açıyla ilgili bir değişiklik olmayacak. A değişmeyecek. Bizim buradaki halkanın geometrik alanı değişmeyecek. Çünkü konumu değişmiyor. Dolayısıyla burada değişecek olan şey nedir? Dış manyetik alandır. Bu B değişirse halkadan geçen B'den bahsediyorum. Akı da değişir. Başlangıçta B kadarlık bir manyetik alan var. Dolayısıyla bu çerçeveden böyle nokta şeklinde bir sürü manyetik alan çizgisi hayal edebilirsiniz. Ve bu fiye karşılık geliyor. Bakın ne olmuş? 3 fiye çıkmış. Belli ki bu manyetik alan B'den 3B'ye çıkmış. Burası 3B'ye çıkarsa burası da 3 fiye çıkar diyebiliriz. Akı değişimi var mı? Var. O zaman buradan bir indiksiyon EMK'sı hesabı yapabiliriz. Biz buna epsilon 1 diyelim. Epsilon 1 eşittir. Eksi delta fi ne demek? Değişim. Yani son eksi ilk demek. Son durum 3 fi olma durumudur. Ben buraya 3 fi yazarım. Eksi ilk durum nedir? Fi'dir. Buraya da eksi fi yazmış olurum. Bölü ne kadar sürede oluyor bu? Sıfırla t arasında oluyor. Dolayısıyla t kadarlık bir süre geçmiştir diyebiliriz. O zaman burası gençler eksi 2 fi bölü t olacaktır. Ben buradaki katsayıya bakarak eksi 2 epsilon yazabilirim. Şimdi diğer durumu inceleyelim. Bizim akımız 3 fi'den sıfıra inecek. Yani bu manyetik alan 3b idi. Ne olmuş? Sıfırlanmış. Dolayısıyla bunun üzerindeki akı da değişecek. Hemen onu da yazarsam ona da epsilon 2 diyelim. Eksi son durumumuz nedir? Son durumumuz sıfır akıdır. Parantezde yazdık bunu. Eksi ilk durum nedir? İlk durum 3 fi idi. O zaman buraya 3 fi yazdım. Böyle ne kadar sürede oldu bu? T ile 3T arasında oldu. Dolayısıyla buraya 2t yazabilirim. Bunun sonucu ne çıkacaktır gençler? Burası eksi çıkacak. E başta da bir eksi var. Artı olacak orası. 3 fi bölü 2t olarak yazılabilir. Kat sayıya bakarak da buna yukarıda 2 kat görünce 2 yazdıysam burada 3 bölü 2 yani 1,5 kat sayıyı gördüğümüzde 1,5 epsilon yazabiliriz. Bize soruda epsilonu sormuyor. Yani indüksiyon EMK'sını sormuyor. Yani voltajı sormuyor. Sorduğu şey elektrik akımı. indüksiyon akımı. Onu ben nereden yapacağım? Biliyorsunuz TYT'de V eşittir IR diye vır dediğimiz formül var. Buradaki V'yi bilin voltajı olarak düşündüğünüzde ben bunu epsilon olarak da yazabilirim. Yani epsilon eşittir i çarpı r olarak yazabilirim. Epsilon hakkında bilgim var. Burada iki katsayı var. Burada bir buçuk katsayı var direnç hakkında ne diyebilirim? Her iki durum için de gençler tel aynı tel. Burada direnç yok. Yani çizilen bir direnç yok ama o telin bir uzunluğu var. Telin uzunluğundan dolayı ihmal edilmeyen bir tel direnci var. Dolayısıyla her iki durum için de direnç aynıdır. Dolayısıyla ben burada epsilona bakarak akım hakkında fikir yürütebilirim. Bu ne demek oluyor? Birinci durumda iki epsilon varsa ben derim ki o zaman bu devrede dolaşan indüksiyon akımı 2i büyüklüğündedir. 1.5 epsilon varsa diğer durumda o zaman devrede dolaşan akım 1.5i'dir diyebilirim. E, sorunun cevabı ne olur? İkisinin oranını soruyordu bana. 2i bölü 1.5i'den 4 bölü 3 sorumuzun cevabıdır. Hocam bunun başında eksi işaretinin olması bir şey değiştirmiyor mu? Bu ne ifade ediyor diye aklınıza takılmış olabilir. Buradaki eksi işareti gençler aslında burada hayali bir pil varmış gibi düşündüğümüzde alttaki durumla üstteki durumdaki o hayali pillerin ters olduğunu bize gösterir. Örneğin 1.5 epsilon olduğu durumda burada hayali bir pil düşünebilirim. Şöyle bir pil düşünebilirim. Bunun voltajı işte 1.5 epsilondur. Derim. Eksi 2 epsilonu nasıl düşünmem gerekiyor? O zaman da buradaki pili tam tersi düşüneceksiniz. Yani artı taraf solda eksi taraf sağda gibi hayal edebilirsiniz. Dolayısıyla bu da eksi 2 epsilonu temsil eder. Yani aslında şunu görüyoruz. İki i'nin buradaki dolaşma yönü ile bir buçuk i'nin buradaki dolaşma yönü aynı değil. Aslında buradaki eksilere de ihtiyacımız yoktu. Ben bunu sağ el kuralından bulabilirdim. Örneğin eksi iki epsilon olduğu durumda gençler şurasıydı orası o ne demek? akının arttığı durum lens yasasını hatırlayın. Bu halkanın üzerinden geçen akı artarsa bunu azaltacak şekilde indüksiyon akımı oluşur. Şimdi bunun üzerinde ne var? Bunun üzerinde noktalar var değil mi? Nokta şeklinde manyetik alan var. E bu ne oluyor? Gitgide daha da çok artıyor. Noktaların sayısı artıyor. E o zaman ne yapacağız? Lens yasası gereğince bu artışı azaltacak yönde bir manyetik alan oluşacak. E noktalar neyle azaltılır? Yani dışarı doğru çıkan şeyler gençler neyle azaltılır? Tabii ki çarpılarla azaltılır. Yani burada çarpılar oluşacak. Sayfadan içeriye giren manyetik alan oluşacak. bunu oluşturacak olan indüksiyon akımı hangi yönde dolaşırsa çarpılar oluşturur. Bu yüzeyi o halka olarak düşünürseniz gençler baş parmağım içeri girecekse çarpı oluşturuyorsam 4 parmağımın saat yönünde dönmesi gerektiğini görüyorsunuz. İşte indüksiyon akımı bu halkada saat yönünde döner. Yani şu yönde döner diye biliriz. Bu iki i dediğim Akımdır. Peki bir buçuk ne olacak? Bir buçuk epsilon şuradaki durumdu. Akının azaldığı durumdu. Yani buradaki noktalar ne oluyorlar? Bu sefer bu noktalar böyle yavaş yavaş kayboluyorlar. Azalıyorlar. E lens yasası gereği ne olacaktır? Yeni noktalar oluşacaktır. Yeni noktaları kim oluşturacak? E bu halkada dolaşacak olan indüksiyon akım oluşturacak. O zaman hangi yönde dolaşması gerekiyor bu indüksiyon akımının? Burası yine bizim halkamız olsun. Baş parmağım dışarı çıkacak çünkü dolaşacak olan indüksiyon akımı dışarı yönlü bir manyetik alan yaratacak. Dört parmağım gördüğünüz gibi saat yönünün tersine dolaşıyor. Yani burada dolaşacak olan akım saat yönünün tersine bu bir buçuk Epsilon durumunda pilin şöyle bağlanmış olmasını az önceki pilli hayali pille ters bağlanmış olmasını gerektiriyor. Bu eksinin manası budur. Bir çubuk mıknatıs sabit v hızıyla bobine şekildeki gibi yaklaştırılıyormuş. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Mıknatıslar için size bir taktik vermiştim gençler. Bu etrafında bir manyetik alan yaratıyor biliyorsunuz ve bu manyetik alan da mıknatıs bobine doğru yaklaştıkça bunun üzerindeki akıyı arttıracaktır bu akı artışını azaltmaya çalışacağız ama oradaki vektörü hayal etmek biraz zor olabiliyordu. Bunun en kolay yöntemi mıknatısın iç kısmında S'den N'ye doğru olan bir manyetik alan vektörü varmış gibi düşünmek ve mıknatısı unutup bu vektörün yaklaştığını hayal etmektir. Nereden geliyordu bu konu anlatımlarında bahsetmiştim. Manyetik alan çizgileri N'den çıkıp S'ye gider ama burada bitmez kapalı bir eğri oluşturur. N'den çıkıp S'ye gider, içeride de S'den N'ye gider. İşte bu içerideki S'den N'ye gitme durumunu temsil ediyor bu vektör. Şimdi bu bobinde hiçbir güç kaynağı yok. Dolayısıyla bir akım dolaşmıyor ama ben bunun üzerindeki akıyı değiştirirsem yani bir delta fi yapabilirsem o bobin üzerinde indüksiyon akımı oluşacaktır. Ben bunu yaklaştırdıkça ne olacak? Sağ tarafa doğru olan bir vektör bana doğru geliyor. Benim üzerimdeki etkinliği artıyor. Bakın artıyor kelimesi önemli. Artıyorsa ne yapacağım? E azaltacağım. Sağa doğru olan bir vektör nasıl azaltılır? Tabii ki sola doğru olan bir vektörle. O yüzden bu bobinin iç kısmında düzgün sola doğru bir manyetik alan oluşur. Kim oluşturacak? Dolaşacak olan indüksiyon akımı oluşturacak. Bu indüksiyon akımı nasıl dolaşmalı ki bu bobinde sola doğru bir manyetik alan oluşsun? Bakın bu bizim bobinimizi temsil etsin. Baş parmağım ekranın solunu gösterecek manyetik alan. Dört parmağım bobinin üst kısmına doğru tırmanacak. Benim bakış açımdan siz buradan bakıyorsunuz. Yukarıya doğru tırmanması gereken bir akımdan bahsediyoruz. Yani indüksiyon akımı bu bobinde benim baktığım tarafta yukarı tırmanır. Göremediğim tarafta aşağıya iner. Buradaki yöne de dikkat edersem buradan şöyle geliyor olması gerekir. Bağlanma şekline dikkat edin. Burada da aşağıya ineceğini söyleyebiliriz. Bu indüksiyon akımı. Bize hangisi yanlıştır diye sormuş. Bobin'deki manyetik akı artar. Bu mıknatıs bana doğru yaklaşıyorsa bobin'deki manyetik akı artar. Manyetik akı değiştiği için de zaten burada bir indüksiyon akımı dolaşmaya başladı. Bu kesinlikle doğru. Şimdi bazı şıkları sona bırakacağım. Önce kolay olanları halledelim. Bobine bağlı dirençten akım geçer. Evet, burada böyle sağ tarafa doğru indüksiyon akımı dolaşmaya başlayacak. Bu da doğrudur. Bobin mıknatısı iter. Bu da doğru. Bak bu çok karşılaştığımız bir şey değil ama doğru. Neden doğru? Çünkü burada sağa doğru bir manyetik alan vektörü var. Bobinde sola doğru bir manyetik alan vektörü var. Dolayısıyla bunlar zıt vektörler olduğu için aslında iki mıknatısın aynı kutuplarının yan yana konulması gibi. Zaten bunu elektromıknatıs gibi hayal ettiğinizde şurasının S kutbu Burasının N kutbu olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü iç kısımda S'den N'ye doğru manyetik alan vektörü çizilir. Aynı buradaki gibi bakın N ile N karşılaşıyorlar, birbirlerini iterler diyebiliriz. Hatta son konu anlatım videomuzda bu frenleme sistemlerinde de benzer bir mantık kurmuştuk, birbirlerini itme durumunu konuşmuştuk. Şimdi B ve E şıkkı bu soruyu zor yapan yerler. Bobindeki manyetik akının artış hızı artar. Bobindeki akının artış hızı azalır arttığını söyledik de acaba bu artış düzgün müdür yoksa parabolik midir? Parabolikse azalarak artan parabol müdür? Artarak artan parabol müdür? Şimdi kesinlikle şunu bilmeniz lazım. Mıknatısın etrafındaki manyetik alan uzaklıkla alakalı biliyorsunuz. Yani mıknatıstan uzaklaştıkça manyetik alan azalır. Mıknatıs'a yaklaştıkça manyetik alan artar. TYT manyetizmada azıcık bahsedilen ama formülünün falan verilmediği, çok da lazım olmayan bir durum var gençler. Mıknatısların etrafındaki manyetik alan uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani şöyle bir mıknatıs düşünelim. İşte N kutbu olsun, S kutbu olsun. Bu mıknatıstan ortalama böyle bir uzaklık gösterelim. Atıyorum D kadarlık bir uzaklık gösterelim. Şu noktadaki manyetik alan şiddetini bulmaya çalışıyorum. O noktadaki manyetik alan şiddeti ne ile orantılıdır? İşte mıknatısın özelliklerine bağlı bazı sabit sayılar şu an bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren taraf uzaklık bölü de kare ile orantılıdır. Yani manyetik alan bu noktadaki manyetik alan uzaklığın karesiyle ters orantılı. Yani o nokta o hayali nokta mıknatıs sayı ne kadar yakın olursa oradaki şiddet o kadar fazladır. Ne kadar uzak olursa oradaki şiddet o kadar azdır. Hem de bu karesiyle orantılı. Şimdi kendi sorumuza dönersek bunların arasında diyelim ki 3 metrelik bir mesafe var gençler. 3 metrelik bir mesafe varsa buradaki sabit sayıyı da kolay bir şey olsun diye sallıyorum şu an tamamen. 36 gibi bir sayı düşünelim. 36 bölü 3'ün karesinden ne gelecek? 9. O zaman şu an bu bobinin üzerinde 4B'lik bir manyetik alan varmış gibi düşünelim. Şimdi mıknatısın sabit hızla geldiğini unutmayın. O zaman 1 saniye sonra diyelim ki aradaki mesafe 2 metreye düştü. 2 metreye düştüğünde mıknatısın özelliklerine bağlı olarak 36 sayısının sabit olduğunu söylemiştim. Uzaklık 2 metreye düştü. Karesini alın ne oldu? 4 oldu. O zaman 36 bölü 4'ten o noktadaki manyetik alan neye çıkacaktır? 9B'ye çıkacaktır. Güzel. Bir saniye daha geçti. Benim mıknatısım 1 metre daha ilerledi. Şu an bobinle aramda 1 metre var. E ne olacak? Yine mıknatısın özelliklerine bağlı olarak 36 sayısı sabit. Bunu tamamen tekrar söylüyorum. Kafamdan uydurdum. 36 bölü Uzaklığın karesi 1 metrenin karesi 1 yaptı. E ne oldu o noktadaki manyetik alan? 36B oldu. Dikkat edin gençler. Manyetik alan değişimi akının da değişimi demektir. 4B manyetik alan vardı. 1 saniye sonra 9B'ye çıktı. 1 saniye sonra 36B'ye çıktı. Değişimlere bakın. 5B'lik değişim, 27B'lik değişim. Değişim aynı mı kalıyor? Hayır değişim aynı kalmıyor. Epsilon eşittir. Eksi delta fi bölü delta t. Buradaki eksi yasası yasasıyla alakalı kafamızı karıştırmasın. Bu yokmuş gibi hayal edelim. Değişim sabit değil. 5B'lik değişimden sonra 27B'lik değişim. E ne oldu? Değişim artıyor. Manyetik akının artış hızı da artar. Cevap Bursa'dır. Hatta bu soru şunu da sorabilirdi. Hani dedik ya bu bobinde bir indüksiyon akımı dolaşıyor. Bu indüksiyon akımı sabit midir? Mesela 3 amper hep 3 amper midir? Hayır bak burada delta fi artıyorsa değişimin kendisi de artıyorsa o zaman epsilon da artıyordur. Sanki burada daha güçlü bir güç kaynağı konulmuş gibi. Güç kaynağının değeri arttırılıyormuş gibi. Ne olacaktır o zaman bu durumda? Bu indüksiyon akımı da sürekli artacaktır. Yani bu bobinde sabit bir indüksiyon akımı dolaşmıyordur, gitgide artıyordur diyebiliriz. İyi akımı taşıyan düz manyetik alanındaki iletken çerçeve 1 2 3 yönlerinde hareket ettiriliyormuş. Buna göre bu hareketler sırasında çerçevede oluşan indüksiyon akımlarının yönleri hangisi gibidir diye bize sormuş. Şimdi burada bir halka var. Bu halkanın üzerinde herhangi bir güç kaynağı yok. Dolayısıyla bir akım dolaşması mümkün değil ama yine aynı mevzu. Bu halkanın üzerinde bir akı değişikliği yaratırsanız yani ya manyetik alanı ya geometrik alanı ya da açıyı değiştirirseniz akı değişir. Akı değişirse burada bir indüksiyon akımı dolaşmaya başlar diyebiliriz. Şimdi bunun üzerinde bir manyetik alan olmalı ki değişsin. Kim oluşturacak manyetik alanı? Dışarıdan bir mıknatıs falan göremiyoruz. Ama teorik olarak bir mıknatıs gibi davranacak bir sonsuz uzunlukta iletken telimiz var ve bunun üzerinden bir elektrik akımı geçiyor. Manyetizma ile ilgili, AYT manyetizma ile ilgili öğrendiğimiz ilk şey. Düz bir telden, sonsuz uzunluktaki düz bir telden elektrik akımı geçirirseniz etrafında manyetik alan çembersel şekilde oluştuğunu daha önce konuşmuştuk. Bu bizim sayfa düzlemimiz olsun. O tel bizim sayfa düzlemimizde yatıyor. Böyle düşey konumda yatıyor. Baş parmağım elektrik akımı. Baş parmağımı sayfanın yukarısına doğru tutarsam bu teli sarmaya çalıştığımı hayal edersen bakın dört parmağım telin sağ tarafında içeriye giriyor. Sol tarafında da dışarıya çıkacak haliyle. Dolayısıyla bu telin etrafında çembersel bir manyetik alan oluşacak. Bu manyetik alan telin sağ tarafında çarpı şeklinde yani ekrandan içeri girecek şekildedir. Tel'in sol tarafında da nokta şeklinde ekrandan dışarı doğru çıkacak şekilde oluşacaktır. E bu halka da telin sağ kısmında kaldığı için yani sadece burayı işaretledim diye sadece burada manyetik alan varmış gibi düşünmeyeceğim. Her yerde bu çarpılardan var. Burada her yerde manyetik alan var diyebiliriz. Dolayısıyla halka da bu içeri doğru olan manyetik alandan nasibini alıyor. Bize indiksiyon akımlarının yönlerini soruyor. Bunu lens kanunundan bulacağım. Eğer benim üzerimdeki akı artıyorsa azaltacak şekilde indiksiyon akımı oluşur. Üzerimdeki akı azalıyorsa da arttıracak şekilde indiksiyon akımı oluşur. Benim üzerinde çarpılar var. Eğer çarpılar azalmaya başlarsa ben bunu arttırmak için yeni çarpılar oluştururum. Benim üzerindeki çarpılar artmaya başlarsa bu sefer de bunu azaltmak için noktalar oluştururum. Bunu artık öğrendiniz. Bu soruyu çözebilmek için şunu da düşünmemiz gerekiyor. Bu telin etrafında oluşturduğu bu B manyetik alanı nelere bağlıdır? Bu B manyetik alanı 2k çarpı telden geçen akım bölü Tele olan uzaklığımla alakalıdır. 2K ortamla alakalı burada onunla ilgili bir değişiklik yapılmıyor. İyi dediğim şey teldeki akım onunla da ilgili bir değişiklik yapılmıyor. Sadece bu halkayı hareket ettireceğim. Yukarı aşağı sağa sola. Yani burada değişecek olan şey gençler D'dir. Eğer düz telden uzaklaşırsa benim halkam üzerindeki manyetik alan azalır. Yaklaşırsa artar. Yukarı kaydırmak ya da aşağıya kaydırmak benim dik uzaklığımı değiştirmeyeceği için manyetik alanımı değiştirmeyecek. Yani bir konumunda bu halkayı yukarı taşımak, üç konumunda aşağıya taşımak bu halkanın merkezinin dik uzaklığını hiçbir şekilde değiştirmeyeceği için D'yi değiştirmez, manyetik alanı değiştirmez diyebiliriz. Şimdi herhangi bir döndürme olayı yok. Kos alfa değişmiyor bu halkada. E bu halkanın geometrik alanında zaten bir değişiklik yok. E benim üzerindeki manyetik alan da değişmiyorsa e dersiniz ki hocam o zaman delta fi değişmedi. Yani değişim yok. Sıfır. E değişim sıfırsa o zaman akım da sıfırdır. Dolayısıyla bir yönünde çekmek ve üç yönünde çekmek herhangi bir indüksiyon akımı oluşturmayacaktır diyebiliriz. Bunları eleyebiliriz. İki yönünde çekersem ne olur? İki yönünde çekmek demek bunu düz tel gibi düşünün. Halka burada uzaklaştırmak demek. E uzaklaştırmak demek buradaki D'nin artması demek. D artarsa benim üzerimdeki manyetik alan azalır. Manyetik alanın azalması bir akı değişimi yaratır. E, akı değişiminin olması da bir indiksiyon akımı yaratacaktır. Yönünü lensten bulacağız dediğim gibi. Ben uzaklaştıkça manyetik alan azalıyor. Yani manyetik alanı temsilen İçeriye doğru olan bu çarpılar azalıyor. Bu çarpılar azalırsa ne yapacağız? Azalanı arttırmaya çalışacağız. İçeri doğru olan bir vektör nasıl arttırılır? Tabii ki yine içeri doğru olan vektörle arttırılır. İşte bu kırmızı çarpıları benim indüksiyon akımım oluşturacak. Bakın halkayı burada hayal edin, sayfa düzleminde duruyor. Baş parmağım manyetik alan çarpılar olduğu için içeriye doğru tutuyorum. Dört parmağım gördüğünüz gibi saat yönünde dönüyor. Yani gençler bu kırmızı çarpıları oluşturacak olan indiksiyon akımı saat yönünde şu yönde dolaşıyor. Yani buradaki L yönünde dolaşıyor diyebiliriz. İki yönünde hareket L yönünde indiksiyon akımı oluşturur. Bu sorunun da cevabını C şıkkı yapar. 4 Tesla büyüklüğünde düzgün manyetik alan içindeki uzunluğu 50 cm olan KLT'li 4 metre bölü saniye hızla hareket ettiriliyormuş. Buna göre dirençten geçen akımın yönü ve şiddeti aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakiler yok kendimiz bulacağız. Yine herhangi bir güç kaynağı göremiyoruz. Güç kaynağı göremememize rağmen bu devrede, bu bir devre parçası, bu devrede bir indiksiyon akımı oluşacaktır. Fakat bu tip tel sorularını, telin hareket ettirilmesi sorularını gençler Epsilon eksi delta fi bölü delta t'den düşünebileceğiniz gibi daha kolay haliyle söylersem Epsilon eşittir. Bavul sin alfa dediğimiz BVL sin alfadan da düşünülebilir. Ki bu bizim için daha kolay bir formüldür bu tip sorular için. Sayfadan içeriye giren yani her yerde çarpıların olduğunu hayal edin. Bu manyetik alan içerisinde iletken bir teli hareket ettirirseniz uygun açılarla sinüs alfaya uygun olacak şekilde hareket ettirirseniz otel bir pil gibi davranacaktır. Bir indüksiyon EMK'sı oluşacaktır bu telin uçları arasında demiştik konu anlatım videolarında. Fakat burada açıyla ilgili sıkıntı var. Buradaki sin alfa B'nin, hızın ve telin birbirine dik olmasını gerektirir. Şimdi manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru olduğu için sayfadaki her şeye dik. Yani bu tele dedik, buradaki hıza da dik. Ama telle hız dik değil. Dolayısıyla burada şöyle bir akıl yürütme yapabilirsiniz. Sanki şu teli bileşenlerini ayırıyormuşum gibi düşünün. Bir tane düşey bileşeni, bir tane de yatay bileşeni olduğunu düşünelim. Düşey bileşeni şöyle dörtlük hızla çektiğimizi hayal edelim. Yatay bileşeni de dörtlük hızla çektiğimizi hayal edelim. Bu telde herhangi bir indiksiyon EMK'sı oluşmaz. Bu yataydaki tel parçası pil gibi davranmaz. Neden? Çünkü telle hız paralel siz buraya sinüs 0 yazacaksınız. Paralel olduğu için arada bir açı yok çünkü e sinüs 0 da 0 yapacak, epsilon'u 0 yapacak. Dolayısıyla bu iptal. Ama gördüğünüz gibi şu düşey kısımla benim hız vektörümde 90 derece oldu. Sinüs 90 yani 1 ben burada bavul yapabilirim. Şu artık iptal. Bunu parçaladım gibi düşünebilirsiniz. Soruyu bu kısım üzerinden götüreceğiz. Yani her şeyi birbirine dik yaptım böylece. Formülü artık bavul gibi düşünebilirim her şeyi dik yaptığım için. O zaman ne yazabilirim gençler? B manyetik alanı 4 tesla olarak yazıldı. Hızımız 4 metre bölü saniye. Buradaki telimizin uzunluğu 50 santimetre verilmiş fakat artık biz teli şöyle hayal edeceğiz. Burası 30 derece olduğuna göre şu telin boyu 50 santimetre olduğuna göre şurası sinüs 30 bileşenidir. Yani 1 bölü 2 katsayıyla çarpmanız lazım. Burası 25 santimlik bir teldir. O zaman ben buraya onu da bir metreye çevireceğim. 0,25 metre olarak yazmam gerekecektir. Dolayısıyla burası gençler 4 volt çıkacaktır. Bu ne demek? Şu an bu teli 4 voltluk bir pil gibi hayal edebilirsiniz demek. Böyle 4 voltluk bir pil varmış gibi düşünebilirsiniz demek. Hocam üst kutbun artı, alt kutbun eksi olduğunu nasıl anladınız? Bunu sağ el kuralıyla yapıyorduk hatırlarsanız. Bu bizim sayfa düzlemimiz olsun. Teli sağ tarafa doğru çekiyorum. Yani teli şöyle ekranın sağına doğru çekiyorum. Hız vektörümü böylece göstermiş oluyorum. Dört parmağım manyetik alan. O da ne yapacak? Sayfadan içeriye girecek. Yani şöyle tutmam gerekiyor. Avuç içim artı yüklere etki eden kuvvet demekti. O da yukarıya doğru olduğu için ne diyorduk konu anlatımında? Üst kısım artı ile kutuplanırken alt kısım eksi ile kutuplanır. O yüzden ben bu üst kısmı artı kutup alt kısmı eksi kutup olacak şekilde pili buraya kondurdum. E biz TYT'den elektrik akımının artıdan eksiye doğru gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu kutuptan buraya doğru bir elektrik akımının yani indüksiyon akımının dolaştığını söyleyebilirim. Yönümüzün 2 olduğunu böylece tespit etmiş oluyoruz. Büyüklüğü hesaplamak için de V eşittir İR'den tabi burada V yerine epsilon yazıyorum artık. Epsilon eşittir İR'den Buradaki pilimizin değeri 4 volttur. Akımımızı bilmiyoruz. Devrenin direnci ne verilmiş? 2 ohm verilmiş. Buraya da 2 ohm yazarsam buradaki indüksiyon akımı 2 amper olarak yazılabilir. Bu soruda hiç öyle bileşenlerini ayırıyormuşuz gibi düşünelim demeye de bilirdik. Yani direkt ben bavul sinalfe üzerinden yazabilirdim ama değerleri nasıl yazacaktınız o zaman? B manyetik alanımız yine 4 tesla. Hızımız 4 metre bölü saniye. Telimizin boyu 50 cm yani 0.5 olarak yazacaktınız. Sin alfa dediğiniz şey de buradaki hız vektörü ile tel arasındaki açının sinüsü. E burası 30 ise yöndeşlikten burası da 30 derecedir. Buraya sinüs 30 yazdığınızda zaten şuna dönüştürmüş oluyorsunuz farkında olmadan ve yine aynı sonucu buluyorsunuz.